Tehlikeyi görmezlikten gelmek, tehlikenin vasfını gizlemek bir çözüm değildir. Bazen insanlar, mesela Allah aşkına kanser hastası oluyor, gizliyorlar adamlar. Kendi de fark ediyor, kendi de gizliyor. Tedavi olmak istemiyor. Onu anlamak da istemiyor, düşünmek de istemiyor. Onun bir gün üstünden kalkacağına inanıyor kendiliğinden. Kalkmaz. Tabii. Kanser yavaş 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 ilerler ve o insanı öldürür. Komünizm de öyledir. PKK düşüncesi de öyledir. Yani aynı kanser gibidir. Eğer teşhis doğru yapılmazsa, tedavi doğru uygulanmazsa vücudu öldürür. Çok tehlikelidir. Anlamazdan gelmek, susmak, demagojiyle geçiştirmek hastalığa sadece zaman kazandırır. Hastalık bütün hızıyla gelişir, Allah esirgesin. O yüzden teşhisi hemen yapıp hemen en etkili tedaviye başlamak lazım. İnşallah hocam. En etkili. Her yönde. Bünyeyi güçlendirerek, değil mi? Bak bünyeyi de, kanser tedavisi ne yapılıyor? Bünye de güçlendiriliyor. Hem ilacını vermek lazım, hem milli bünyemizi sürekli güçlendirmek lazım. Milletimizin imanını muhafaza, itikadını, inancını muhafaza, güçlendirmek ve PKK'nın da beline hem Avrupa'da, hem Amerika'da, hem Çin'de, hem Kore'de ağır tahribat meydana getirecek şekilde dev darbeyi vurmak. Antikomünist darbeyi vurmak. İnşallah. Bediüzzaman bu konuyu çok net söylemiş. Yangın gibidir. Bak mesela şimdi Güneydoğu'dan başladı yangın. Bırakılırsa bütün Türkiye'yi sarar. Allah korusun. Allah vermesin. Zannediyor ki PKK, Allah versin, Allah vermesin. Bazı cins avanaklar var. Diyorlar ki verelim ya, kurtulalım Güneydoğu'ya. Bitsin, biz işimize gücümüze bakalım. Yakalım proyu. Evet. Ondan sonra alalım viskiyi, viski bardağını elimize. Eğlencemize bakalım. Öyle olmaz. O bardağı sana kırıp yedirirler. Evet. Viskiyi de içemeyecek hale gelirsin. Proyu da sana böyle hap haline getirir, içirirler teker teker hepsini. Komünistlerin hırsını, kinini ve saldırganlığını ve ideolojinin vahşiliğini henüz bir kısım vatandaşlarımız, bir kısım insanlar fark edemediler. Komünizm çok kindardır. Çok saldırgan ve çok vahşidir. Yani yırtıcı bir hayvan gibidir. Kafası ezilmedikten sonra fikirle, düşünceyle devam eder. Beyninin etkisiz hale getirilmesi gerekir. Bu yedi kollu canavar gibidir. Yani bir kolunu kesen öbür kolu canlı olur. Öbürü kolunu kesen öbür kolu canlı olur. Yani kestiğin yerden yeniden kol gelişir oradan. İnşallah. Var ya böyle kertenkelenin mesela kuyruğu kopuyor, yeniden kuyruk çıkıyor. Aynı şekildedir. Yani komünizmde koptuğu yerden yine devam eder. Ama beynini yok edersen, ki ayette diyor biz beynini darmadağın ederiz diyor. Evet, ondan sonra bir daha toparlanamaz. Beynine vurulması lazım. O da fikirli olur.